1. Fatiha suresi belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda Allah Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder. 2. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. 3. Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstüne okunsa Allah'ın izniyle şifaya kavuşmuş olurlar. 4. Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa ölüm hariç her şeyden korunur. 5. Fatiha suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. 6. Yüce Allah Fatiha suresini okuyanı över. 7. Fatiha suresini okuyan kişi tüm Kur'an'ı okumuş gibi sevaba nail olur. 8. Fatiha suresini çok okuyan kişiye 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salim olarak geçer. 9. Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi okuyan cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur. 10. Fatiha'yı okuyan Allah'a şükrünü yerine getirmiş olur. 11. Fatiha aynı zamanda şafiyedir. Okuyanlara şifa kaynağı olur. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Resulullah bu şekilde dua yapmış ve Allahümme hâzi şafiye ve ente şafi la şafiye illa şifâuke işfi' ente şafi la yugâdiru sekeme diye dua etmiştir. 12. Fatiha istektir, münacaattır, duadır. 13. Fatiha suresi her derde devadır. 14. Fatiha suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. 15. Fatiha suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun. 16. Fatiha suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam 2000 hasse vardır. Ayet sayısı 7'dir. Fatiha 25 kelimedir. Kim alimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir. 17. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur. 18. Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez. Hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder. 19. Her farz namazın ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır. 20. 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salatü Selam okuyup Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evliyanın ashab-ı kiramın ruhlarına hediye edip onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir. 21. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler. Durumu düzelir. İç alemi nurlanır. 22. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrasında 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir. 23. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur. 24. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder. 25. Fatiha suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. 26. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler. 27. Yatarken
Fatiha ile üç ihlasla Felak ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur. 28. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur. 29. Haceti, isteği olan akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dilediğini Allah'tan isterse dileğine kavuşur. 30. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fatiha okuyup şifasını Allah'tan dilesin. Tükürdüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzünü üflesin. 31. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa güven içinde geri döner. 32. Sağ elini ağrıyan yere koyup 7 defa Fatiha okur ve Allah'ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle beni bu acıdan kurtar diye dua ederse Allah şifa verir. 33. Rızık için yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.